Hani neydi o ya? Yola he neydi ya o? Tamam işte her neyse işte böyle durdum böyle dans ederek böyle takım üst değiştirdim bir şeyler yaptım. O sesle arkadaşlar evet çok iyi oldu çok teşekkürler. O sesle birinci sıraya yükselmiştik. Şöyle söyleyeyim sizlere. Aramızda 6 gün fark olan insanla bak 6 gün ben baktım seslere bunun detayını söylemeyeceğim isim de vermek istemiyorum ama aynen anlatacağım sizlere bir sese bir günde birinci sıraya yükseldim. İşte Selin Aydır, Cellat'ın hepsi aşağı hiçbir sıkıntı bir günde geldim en başa oturdum sesle. Ondan sonra ne oldu? Söyleyin ne oldu? Bakıyorum Selina'yla aramda 4 gün var. Cellat'la aramda 6 gün var. E kardeşim sen 6 gün ara var. 6 gün önce atmışsın. Ben 1 günde atmışım. Sen 6 gündür 250 binde kalmışken ben biri oturunca nasıl sana 1 saatte 250 bin beğeni geldi? Hap sikti! Hap sikti! Bunu nasıl yaptın? Kanka parasını verelim bize de yaptayım. Bize de 3-5 kişiler halde biz de yolumuzu bulak kurban olayım ya. Ya da link verin biz de yapalım. Bu nasıl bir harekettir ya? Kanka orada çok belli ettin. Keşke etmeseydin insanlar bunu gördü yani. Söylüyorum şimdiden haberin olsun. Yani bir günde tutup da pardon bir saatte de 250 bin beğeni gelmez kanka anladın mı? Sakin ol. Sakin ol bunu herkes biliyor. Arada 6 gün varken hele. Yani hiç yakıştıramadım kanka keşke göz göre göre yapmasaydım. Ben de anlıyorum. Ben de anlıyorum. Zoruna gitti yani sonuç olarak. Yani haklı olarak bakıyorum eyvallah hani. Bir içeriği üreten var, bir içerik yapan var, seni geçen insanlar var ama sen galiba kabul edemiyorsun bir şeyleri ama kanka bunu anlamalısın. O zaman ben de sana şunu söyleyeceğim, sen de bunu anla. Sen TikTok'un en iyisi değilsin kanka. Bunu yazdık tamam mı? Yani bunu da söyleyeceğim kusura bakmayın ama çünkü dün böyle gülerek baktım ya lan dedim oğlum arada 6 gün var. Evet, Hubi kendine yeni şarkılar çıkaracağı için kendisine böyle bir stüdyo yapıyor. Hala yapım aşamasında, ekipmanlarını da dizmiş. Ne düşünüyorsunuz? Peki.